Abi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Abi Çalışma Bakanı tanıyorsunuz, Vedat Işıkhan'ı. Evet. Bundan sonra asgari ücrete şu ifadeleri kullandı. Senede bir kere artış yapacağız, zam yapacağız. Biliyorsunuz iki kere yapılıyordu ya. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu anda asgari ücret zaten düşük. Emekli maaş da düşük. Bilmiyorum, onları daha iyi bilirler ama iki sefer olsa daha iyi olur değil mi? Çünkü bir kere yapılan zam da mesela işte geçtiğimiz yani bu yılın içerisinde yapıldı ama zam karşısında eriyor. Kesinlikle eriyor. Ne olacak peki böyle abi? Vallahi bilmiyorum ama bir başı boşluk alıp gidiyor herhalde. Sıkıntı var. Siz emeklisiniz. Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz abi? İşte idare ediyoruz yani. Eviniz kendinizin mi? Kendi evim. Evet. Kendinizin olmasaydı? Emekli maaşına geçinebiliriz zaten. Sıkıntı. Emekli maaş olmanın doğru amirleri. Nasıl abi? Emekli maaş olmanın doğru amirleri. Öyle mi? Evet. Hiç memnun değilim ben buna da. Hiç memnun değilim buna da. Amına koyar Türkiye satmaz. Peki. Eyvah. Türkiye satmaz. Buna o yöre gidelim ÖDP'ye verim daha iyi. Bari Allah'a olsun dedik ya bana. Ya. Bunlar şeysi bunlar. Ben 72 yaşında. Ben tutayım seni abi. Ben bunlara oy vermedim. Gir kolumu benim abi. Gir kolumu. 72 yaşındayım, daha buna oy vermedim. Öyle mi? Ölsem de vermem. ÖDP'ye vermem. Emekli misin abi? Emekliyim. Nasıl geçinebiliyor musun abi? Abi ben emekli. Ben emekli, kız da emekli. Zor geçiririm. Ne geçirmesi? Hanım sağ mı? Yenge sağ mı? Yenge de emekli mi? O da emekli. Abi 3 tane maaş giriyor, nasıl geçiremiyorsunuz ya? Geçireyim. Kaç para maaş şeyle? Ev kendinizin mi? Ev kendim. Nasıl geçirin? Sizin maaşınız ne kadar? Asgari ücret. Asgari ücret. Yenge hanımın? O da öyle. O da öyle. 22 lira. Kızın? O da öyle. Oo, siz 30 bin liraya yakın eve maaş giriyor, gene geçiremiyorsunuz. Ama ben villa aldım şeyde Hamitler'den. 3 katlı villam var. Nasıl villa? Orada villam. Villa derken Hamitler mezarlığından bahsediyor. Evet, orada. Mezar aldım. Evet, mezar aldım. 3 katlı villa. Mezarlık. Ama ikisi kirada. Abi size soralım. Size soralım abi. Emekliyim. Evet. Şöyle sorayım abi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete bundan sonra bir kere zam yapılacağını belirtti. Neler düşünüyorsun? Bu bir kere zaten doğal olarak topluma vermesi gereken zamdır yıl başına. Yok, biliyorsunuz senede iki kere zam yapılıyordu. İki kere zam yapılıyordu ama diğer alım ve yaşamsal haklara gelen zamları her gün yapılıyor. Senede iki kere asgari ücrete veya diğer ücretlere zam yapsa bunun önüne alma imkanı yok ki. Enflasyon diyorlar. Enflasyon her gün geliyor. Yani enflasyonun düşmesini neye göre bu Maliye Bakanı veya diğer Çalışma Bakanı olsun, yönetim evet. Kademesi yani bir devlet üzerinde yönetim erki vardır. Bu da hükümettir. Bu hükümet bunu göre neye göre şey yapıyor, belirliyor. Belirlemesi neye göre enflasyonu veya yaşam standartlarını. Şimdi enflasyonu düşüreceğiz diyorlar. Şimdi alınma yani benim yaşamsal alanıma gelen zamlar. Örneğin doğalgaz, örneğin elektrik, örneğin su. Bunlara zam yapan devletin kendisidir. Devletin demeyelim de hükümetin kendisidir. Yani yönetim erklerinin kendisidir. Bu anlamda bunlar düşmediği sürece alım maddeleri zaten düşmeyecektir. Çünkü dolayısıyla zaten biliyorsunuz abi 4 aydan beri yani seçimin ardından acayip her şeye zam geliyor. Dolayısıyla vatandaş asgari ücretli de emekli de esnaf da almak istediklerine ulaşamıyor. Alamıyor. Ulaşma imkanı zaten yok ki. Yani benim maaşım diyelim 10 bin lira. Alım maddeleri ise 20 bin lira olmuşsa benim buna ulaşma şansım var mı? Peki nereye gidiyor abi Türkiye'nin ekonomisi? Türkiye'nin ekonomisi bir yere gitmiyor. Türkiye'nin alım gücü dibe gidiyor. Asgari ücrete bundan sonra Çalışma Bakanı dedi ki bir kere zam yapılacak dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Şimdi ben emekliyim her şeyden önce. Verdiği para yetmiyor. 2008'deki çıkardığı kanunu iptal etsin. Emeklilere adam gibi maaş versin. Başka bir şey demiyorum ben. Verecek mi sence? Biraz zor ama işte o kanunu kaldırması lazım. Hangi kanun? 2008'deki çıkardığı kanunu. Onların o çıkardığı kanun yüzünden emekli maaşlarımız olduğu yerinde sayıyor. Başka bir şey demeyeceğim.
Size soralım kardeş. Buyur abi. Buyur abi. Merhabalar. Merhaba. Asgari ücreti soruyoruz. Asgari ücrete Çalışma Bakanı dedi ki senede bir kere zam yapacağız artık dedi. Tamam. Yani ülke standartlarını, ekonomisini de göz önünde bulundurarak, yılda bir kere yapılan enflasyonu da göz önünde bulundurarak yapılacak olan zam yeterli olur mu abi, emekçilere? Şöyle söyleyeyim ben, zaten istedikleri kadar zam yapsınlar. Zamdan önce zaten ürünlere de zam geldiği için ben şu açıdan bakıyorum. Yılda bir kere asgari ücrete zam, ürünlere de bir kere zam demek. Nasıl anlatayım? Zaten bu ülkede söylüyorlar işte, önden asgari ücreti şu kadar zam gelecek, bu kadar zam gelecek ama ondan önce ete zam, süte zam, tüpe zam, gaza zam. Bunu çözüm noktasına sence bir genç olarak ne olması lazım da zamların önlenmesi lazım? Abi verginin biraz kısılması lazım. Sadece verginin mi kısılması lazım? Enflasyonun düşürülmesi lazım. Düşmesi için ne olması lazım? Serbest piyasa olmaması lazım. Yani şöyle bir şey olması gerekmiyor mu? Üretimin artması gerekmiyor kesinlikle mu? Kesinlikle abi. Tarım alanları biliyorsun kesinlikle. İnsanlar... Çiftçi ektiğinden para kazanamıyor. Aynen. Niçin? Öyle. Girdi maliyetleri yüksek olduğundan aynen dolayı. Ne olması lazım o zaman? Girdi maliyetlerin düşürülmesi aynen lazım. Çiftçi ektiğinden para kazanması lazım. Kesinlikle. Yani ektiğini ürettiği zaman onu yüksek fiyata satsın ki tarımdan, hayvancılıktan uzaklaşmaması lazım. Kesinlikle abi. Yani şu anda bakıyorsun, yani bu ülkenin bu güzel toprakları o kadar verimli ki aslına baktığın zaman. Yani cennet vatan diyor. Cennet vatanı cehenneme çeviriyor. Aynen öyle abi. Yani biz bu ülkede çoğunu, yani %90'ını, 95'ini diyeyim, yetiştirebileceğimiz halde biz gidiyoruz dışarıdan alıyoruz. Yani şöyle örnek vereyim, çay. Çaydan mesela örnek vereyim. Çayın kötüsünü biz içiyoruz. Ama dışarıdan getirilen çay kaçak çay olarak anılıyor. Yani neden kaçak çay? Asıl çay o, yaprakları biz dışarıdan getiriyoruz, çay içiyoruz. Ama burada çöpünü içiyoruz. Çöpü satılıyor. Yani bu da Türk çayı olarak geçiyor abi, yani en basit örneği. Üretim olmadığı için de biz geçen sene 120 liraya aldığımız beyaz peyniri şimdi 250 liraya alıyoruz. Aynen öyle abi, şöyle anlatayım. Benim 7 aylık oğlum var mesela, en basit evlisin. Örneği. Evliyim abi, 7 aylık oğlum var. Bez fiyatları, mama fiyatları abi aldı başını gidiyor. Ben oğluma bir bez almaya çalışıyorum. Mantık olarak baktığın zaman, hani çoklusunu aldığın zaman biraz daha uyguna geliyor. Hem uzun vadeli gidiyor. Abi 350-400 liraya bez olur mu? Allah aşkına, ben bir kutu mama alıyorum 450 lira ya. 450 lira. Bu çocuk bir hafta bile sürmüyor mamayı yemesi yani. 450 lira el insaf. Annesini yememiyor mu? Abi illa mama da şey yapıyoruz ama yani illa takviye olması gerekiyor. Yani ek gıda diyorlar, doktoruna gidiyoruz. Mesela doktoru diyor söyleyeyim. Ki. Eşiniz evde çocuğa kendisi mama yapamıyor mu? Önceden annelerimiz yaparmış mesela bize. Ya bizden. Abi şöyle anlatayım ben. Benim çocuğum biraz küvezde kaldı. Yani doktor dedi ki yani şu mamayı öneriyoruz. Bu mama daha iyi gelir. Biz de sürekli o mamadan kullanıyoruz yani. Aslında bir mamayı abi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının oğluna, ben kendi oğluma mamayı yani az görmemem lazım. Yani abi hiçbir vatandaş bunu şey yapmasın yani. Hani bir telefon bunu fazla görmemeliyiz yani. Teknolojik devirdeyiz. 2023 yılındayız. Abi şöyle anlatayım mesela, en basit örneği. Hani dedin ya az önce işte annesi evde kendi mama yapamıyor mu eskiden falan. Abi sen peynirini kendin mi yapıyorsun? Evet. Zeytinini kendin mi yapıyorsun? Ekmeğini evde kendin mi tutuyorsun? Gidiyorsun alıyorsun abi hazır. Ben de bu çocuğa mamayı almak zorundayım. Yani kimse kusura bakmasın ama gerçekten hani ben hakkımı helal etmiyorum abi. Peki gelecekten ümidin var mı yok kardeşim abi, genç olarak? Bak ben şöyle anlatayım. Gençsiniz. Ben şöyle anlatayım abi. 23 yaşındayım ben. 21 yaşında evlendim. 2 senelik evliyim. Ya o kadar böyle şeyim kalmadı ki yani ümidim, hiçbir planım yok. Ya aslında var ama aklımda düşünüyorum böyle. Ya ben bunu nasıl halledeceğim? Yok işte su geldi, o fatura geldi, çocuğun bezi, maması. İhtiyacı derken benim kendi kafamdaki şeyleri yürütmeye şeyim kalmıyor. Yani nasıl anlatayım? Harekete geçemiyorum. Annem baban yardımcı olmuyor mu, olamıyor mu? Olmuyorlar abi zaten. Kiradayım. Kirada oturuyorsun bir. Aynen. Ne iş yapıyorsun kardeş? Müzisyenim abi. Diyecektim ben. Sokak sanatçısı mısın? Tabii evet abi. Yani bu konuda da söyleyeyim. Yani müzik gibi güzel bir şeyi bile bu ülkede yani bizim birkaç olayımız oldu. Video bayağı sosyal medyada falan patladı. İnsanlar altına yazmış ki ya bunlar müzikten değil terörist. Bunların yaptığı dilencilik. Yok şöyle abi, aklım almıyor yani. İnsanlık nasıl bu hale geldi? Benim aklım almıyor. Sana yemin ederim bir gün sokakta böyle aynı yürüyorum. Bir tane adama döndüm. Göz göze geldik adamla beraber. Bildiğin hani yürüyoruz, rastgele göz göze geldik. Adama böyle yaptım, adam bana ne bakıyorsun yaptı. Yani ülke bu halde. Yani ne, nasıl düzelir? Hiçbir fikrim yok. Senin de bir projen var mı, yurt dışı projesi? Abi yurt dışı projem vardı. İşte biraz evlenince riske atmamak için birazcık kaldım. Yani nasıl dedim, geride bırakacağım falan filan.
Öyle kaldı. Ama emin ol, elimde imkan olsa direkt çeker giderim abi. Gerçekten bak, ben ülkemi çok seviyorum. Atalarımı seven sayan bilen bir insanım. Tarihimi bilen bir insanım ama yani insanların beynine bu düşünce giriyor abi. Yani insanların artık ne tahammülü kaldı. Yani hiçbir şey kalmadı. Mesela seçimlerde koyuyorlar önlerine abi 3-4 tane seçmen. Diyorlar sandık. Diyorlar ki işte birinden birini seçeceksiniz. Sandık sonra, derken adaydan bahsediyor. Adaydan, seçmenden. Yani diyorum ki kafamdan, ulan birini seçsem, öbürünü seçsem, hepsi aynı geliyor bana yani. Hepsi aynı geliyor. Yani binayı yerine mi konulduğunu hissediyorsun? Abi hissetmiyorum, konulduğumu biliyorum zaten yani. Ben bunun farkındayım. İnanın bu ülkenin gençleri, bu ülkenin bütün vatandaşları bunun farkında. Farkında ama kimse bir şey yapmıyor. Abi insanlar alıştı ki artık. Yani öğretilmiş bir çaresizlik mi var? Kesinlikle. Mesela örnek veriyorum, eskiden mesela bazı Avrupa ülkelerinde, şu an bilmiyorum ama kesinlikle hani şey yapmayayım. Yani duyduğumu söylüyorum ben. Bir yerde abi benzine bir zam gelmiş galiba, yüklü bir zam. Evet. O yüklü bir zam dediğim de 2 lira falan. Almanya, abi isyan çıkmış ya. Almanya. İsyan çıkmış, hükümet yine düşürmek zorunda kalmış. Abi bu ülkede bir gecede 6-7 lira zam geldi benzine. Benzin olmuş 50 liraya doğru gidiyor benzin yani. Ben pazarcıyım abi. Teşekkür ederim. 100 liraya attı. Mesela biz Yıldırım'da oturuyorum. Ben 100 liraya gittim. Hala şu an 500 liraya zor gidiyorum. Yani hiçbir şekilde bir şey alınmıyor. Domatesin kilosu olmuş 15 lira. Kim alacak ki bunu? Hiçbir şey yok zaten şu an. Ya hiçbir şey, nasıl diyeyim, insanı elinden bir şey. Abinin de dediği gibi hani insan artık buna alışmış. Yapmak zorundasın bunu. Ne yapacaksın? Hani evine yemek götürmesen olur mu? 2 kilo domates götürmezsen, 1 kilo götürsen yenge sana ne diyecek? Bu ne lan diyecek? Aynen öyle. Bu ne lan, biz 4-3 nüfusuz diyecek artık aynen sana. Öyle. Ne sormamızı istersiniz? Vallahi hayat pahalılığını sorun derim. Öyle mi? Evet. Ne aldın teyze? Kaça aldın, ne aldın? Bakın. Zeytin almışsın. 120 lira kilosu zeytin. Geçen sene kaça almıştın bu yapmak istediğin zeytini? Evet, 70 liradan almıştım. Bugün 120 lira. Evet. Ne olacak böyle halimiz? Burada bir şey var işte, şimdi böbrek aldım o kadar, bir de tür bu. O da böbrek aldım diyorsan, dana böbreği mi kuzu böbreği mi? Dana, kuzuyu. Kaç para kilosu? 47 lira. Et alamıyor musun teyze? Nasıl alacağım ete? 350 lira, 400 lira ete nasıl alacağız? Emekli misin teyzeciğim? Emekliyim ama emekli yetiyor mu ki? 30 bin lira falan alıyor mu maaş? Oo, ne demek, 140 bin lira alıyor. Ya. Ne kadar, 7500 mi teyzeciğim? Evet. Evet. Eviniz kendinizin mi? Kendimin ama istediğim evet. Gibi olmuyor yani. Bir şey söyleyeyim. Senin ev kendinin olmasa sen küllüm. Yani. Huzur evi de kabul etmeyecek bizi. O parayla bizi huzur evi de bakmaz. Bravo. Dolayısıyla o yüzden sen zaten işte dana böbreğinle yetinebiliyorsun. Evet, yani maaşın 20-30 bin lira olmuş olsaydı ben o yüzden öyle dedim. Çam balı yerdik her akşam, kaymak yerdik her akşam. Neydi o? Medine hurması yerdik her akşam. Ejder meyvesi sadece sepette bakıp görüyoruz. Daha hiç tatmadık, yaşım 70. Kaymak alabiliyor musun, manda kaymağı? Yok, yoğurdu zor alıyoruz. Emin ol bak, gerçekten geçim çok zor. Hani millet susuyor ama geçim derdine düşmüş. Patlarsa da çok kötü olur sonra Türkiye'nin durumu. Hiç iyi değil. Millet yara aç geziyor. Elinde simit. Simit alamıyoruz işte, dolaştım 10 lira. Bir düşündüm, dedim bir ekmek alırım. Bir günümü savarım bir simitten. Bunu düşünmek zorunda. Yani mecburum. Sen simit alacaksın. Diyorsun ki 10 lira olmuş tanesi. Evet. Diyorsun ki ben bir ekmek alayım, karnımı doyurayım. Aynen. Sabah yarısını yersin, akşam yarısını, bir gününü geçirirsin. Bizi düşünen yok. Biz kendi kendimizi düşünmek zorundayız. Yalnız mı yaşıyorsun teyzeciğim? Eşim var. Eşim var ama. Eşiniz emekli mi? Emekli o da. Anca siz geçiniyorsunuz. Anca işte. Geçiniyoruz. Torunlar var, okuyor. Mecbur yardımcı oluyoruz. Bir de öyle, bir de torun. Yani tabii. Niçin hep ucuzluğun peşindeyiz? ne olacak böyle peki teyzeciğim böyle? Vallahi bilmiyorum. Baştakiler biliyor. Bizi bu hale nasıl getirdilerse düzeltsinler Türkiye'yi. Bekliyoruz yani. Gerçekten ümitli. Düzeltsinler diyorsun da teyze, 4 aydan beri inanılmaz zam geliyor. Evet. Düzelen başka bir şeyler oluyor. Hiçbir şey yok. Onların durumları düzeliyor. Biz hep batıyoruz, aşağı iniyoruz. Peki buna muhalefet neden bu kadar sessiz kalıyor? Hep kendi yani koltuklarıyla ilgileniyorlar. Milletin derdinle ilgilenmiyor. Bir muhalefet görüyor vatandaş. Vallahi acaba beraber mi çalışıyorlar diye düşünüyorum ben. Aynen yok. Türkiye'yi kurtaracak insan göremiyorum. Kusura bakmasın kimse. Gerçekten çok zor durumda Türkiye. Belki. Tamam teyze. Belki.
Ben teşekkür ederim. Allah çıkartmazlar. Allah yardım. Adamın ölüsünü çıkarmaya kalkıyorlar. Diriyi isterler mi? Allah yardımcın olsun teyze, ne diyelim yani. Allah yardım etmiyor. Biz kafamızı çalıştırmazsak böyle daha çok bize semer vuran olur. Ama bizim halkımıza anlatamıyorsun. Anlatamıyorsun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Abi genç olarak sorulacak hiçbir şey yok gerçekten. Ne önümüz açık ne başka bir şey. Yani önün neden açık değil mesela? Önüm neden açık değil? Gençliğe hiç değer verilmiyor bu dönemde. Ya ben böyle diyebilirim. Çok karamsarsın. Öyleyim abi, evet. Okuyor musun? Okuyorum. Niye okuyorsun? Spor lisesindeyim ben, spor üzerine. Liseye gidiyorsun. Peki üniversiteye gideceksin aynı zamanda muhtemelen. Evet, gideceğim. İşte önümü düşünüyorum. Ben nasıl okuyacağım? Nasıl destek olacak ailem bana? Zaten şöyle de bir şey var. Yani üniversite mezunlarını görüyorsun, mezun oluyorlar. Zincir maalesef yani. Kasiyerlik yapıyoruz. Okusak da çok bir şey olacağımı düşünmüyorum. Şu anda çalışıyor musun? Yok abi, çalışmıyorum. Ama işe başlamayı düşünüyorum şahsen, aileme destek olmak için. Annen baban çalışıyor mu? Evet, annem babam çalışıyor. Kardeşim de evde. Eminiz kendinize mi peki? Yok, kirada oturuyoruz. Şimdi şöyle bir sorum var benim. Çalışma Bakanı biliyorsun asgari ücrete senede iki kere zam yapılıyordu. Bunu teke düşüreceklermiş. Artık bundan sonra önümüzdeki yıl asgari ücrete yılda bir kere zam yapılacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Abi zaten zam yapıyorlar. Onun harici diğer şeylere de zam geliyor. Gıdaya geliyor, her şeye zam geliyor. Asgari ücrete zam gelse ne olur? Eş zamanlı olarak diğer şeylere de zam yapıyorlar zaten. Şey diyeyim bir de kardeşim, senin gibi gençler böyle hep yani Türkiye'de ümidini kesince, yani işte çalıştığı yerlerden iyi maaş alamadıklarından dolayı yurt dışına gitmek istiyor. Senin de böyle bir şeyin var mı? Yok abi, ben yurt dışına gitmem. Ben ülkemi bırakacak şey değilim, bir genç değilim. Herkes ülkede kalmalı bence. Bu ülkeyi nasıl kurtarabiliriz ona bakmalıyız. Evet.